Huyu acayip şeker. Evet. Çok güzel oynadı maşallah. İslam'da çok yanlış bir uygulama oldu. Peygamberimizin vefatından sonra müşriklerin, putperestlerin namus ve ahlak anlayışları, kadına bakışı İslam'a geçirildi. Putperestlerin bütün kadınların aleyhindeki inançları, müşriklerin kadınlar aleyhindeki bütün inançları peygamber demiş gibi İslam'ın hükmü haline getirilerek Müslümanlara sunuldu. Müslümanlar da o baskı ortamında onu kabul ettiler. Kadınlar da kabul ettiler. İşte kadınların hayvan gibi mahluk olduğu, haşa, efendim, sözünün geçersiz olduğu, dinlenmemesi gerektiği, sözünün tersini yapılması gerektiği, kadının dövülmesi durumunda erken deşarj olacak, rahatlayacağı, efendim, kadının sokağa bırakılmaması gerektiği, gülmemesi gerektiği, makyaj yapmaması, bakım yapmaması, işte dekolte giyemeyeceği gibi görüşler bütün İslam alemine, özellikle Abbasiler döneminde, efendim ve diğer dönemlerde pekiştirilerek, geliştirilerek, ilaveler yapılarak zapturapt altına alındı bu konular. Şimdi Allah razı olsun Atatürk'ten, o Türkiye'de bir kere konuşma ve rahat hareket etme, rahat fikir söyleme zeminini oluşturdu. Mehdiyetin ilk adımıdır Atatürk. Bir nevi Mehdi'dir. Yani çıkışıyla büyük bir hayra vesile olmuştur. Ama çok büyük bir hayra vesile olmuştur. Onun için Allah onu hayır içinde yaşattı. Hayır içinde de canını aldı. Resulullah zamanında kadınlar hemen hemen tamamı Müslüman kadınlar dekolte giyiniyordu. Bak, Müslüman kadınların hemen tamamı dekolte giyiniyordu. Ve süslü ve bakımlıydılar. Yani hatta rekabet de vardı hanımlar arasında. İşte bu kolyeler, bakımlar, şunlar bunlar. Kur'an'da da bu geçer. Hepsi ama tamamı o şekilde kapalı bir kadın pek yoktu. Fakat akşam özellikle hanımlar dışarı çıktıklarında, dekolte dışarı çıktıklarında alkollü olan veyahut alkolsüz olan müşrikler, putperestler Müslüman kadınlara eziyet etmeye başladılar. Yani onlara çirkin teklifler getirmeye, sarkıntılık yapmaya falan başladılar. Yani diğer kadınlara da yapıyorlardı. Orada zaten adet de o. Ama Müslüman kadınlara da yaptıkları için Müslüman kadınlar bundan bizar oldular, rahatsız oldular. O arada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy indi. Vahiy. Ahzab suresinin 59. ayeti. Ey peygamber, eşlerine, kızlarına, şeytan Allah'a sınırım, müminlerin kadınlarına söyle diyor Allah. Dış elbiselerinden, celabibuhum, cilbaplarından, üstlerine giymelerini söyle. Geniş ve büyük bir örtü. Bütün başını elinden de tutuyor, burnunu da hava alacak şekilde. Gözünün üstüne şöyle bir perdeleme. Klasik odur cilbap. Yani bütün resimlere falan bilinir. Tarihim en eski devirlerinden beri bilinir. Bütün tabloların çok bol bir kumaşla insanların sarılması. Erkeklerde de bu oluyordu. Erkeklerde de bazen öyle çok sıcak havada her yerini örtüp gidiyordu. Cilbap denir ona. Bak, ayet diyor ki Allah, onların özgür ve iffetli tanınması. Çünkü adamlar ne zannediyor? Ha, bunlar rahat, İffet yönünden de iffetli değiller. Ama yani iddia ediyor şimdi adam. Halbuki iffetli, mümin. Ve eziyet görmemeleri için. Nasıl eziyet? Çünkü laf atıyor, eliyle sarkıntılık ediyor. İçin en uygun olan budur. Bak, en uygun olan. Bak, uygun olanlar var. Başka tedbirler de var bak. Ama en uygun olan budur diyor Allah. Allah çok baştan çok esirgendir. Kime söylüyor bunu? Dekolte olan bütün mümin hanımlara. Ne zaman? Dışarı çıktıklarında bir, iki, eziyet göreceklerse. Eziyet görmüyorsa hüküm kalkıyor. Evet.
eziyet görüyorlarsa hüküm oluyor. Dolayısıyla mümin kadınların dekolte gezdiğini Ahzab suresi 59'dan anlıyoruz. Bütün mümin kadınlar dekolte o devirde. Tehlike varsa örtünmesi gerekiyor. Mesela bak şimdi buradaki hanım arkadaşlarımız çıkıp İstanbul'un herhangi bir semtinde bu dekolteyle gezemez. Niye? Çünkü eza görebilirler. Mesela bazı semtlerde olur. Ama Antalya'ya gitse hiçbir şey olmaz. Kuşadası'nda, Fethiye'de gezse yazın hiçbir sorun. Hatta Mayolya'da gezebilir. Hiçbir, gecenin 12'sinde birinde bile gezebilir. Hiçbir şey olmaz. Ama burada olmaz. Ha o zaman coğrafyaya göre, mevsime göre, insanların eğitim durumuna göre, inanç durumuna göre cilbap hükmü uygulanıyor veya uygulanmıyor. Uygulanıyor veya uygulanmıyor. O zaman burada ne var? Özgürlük var. Kimseye bir rahatsızlık veriliyor mu? Verilmiyor. Dekolte alasını giyersiniz. İstediğiniz gibi giyersiniz. Mesela kız arkadaşlarımız efendim beni davet etmişlerdi. Gittim. Anlattım. Baktım havuza giriyorlar. Bayağı neşeyle herkes. Sofra kurulmuş. Güven içindeler. Mayoyla. İstediği gibi. Kimse onlara zarar veremiyor. Veremez. Efendim. Sofra muhteşem. Her şey muhteşem. Hocam dediler bizden bir resim çektirebilir misiniz? Ya çocuklar dedim şimdi dedikodu olur yapmayalım. Ya hocam bir şey olmaz dediler. İyi tamam hadi gelin bakayım çektirelim. Çektirdik. Gösterdik. Gösterdik. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Maşallah. Münafıklar çatlasın. Evet, en ayıklarına doymasın. Ya maşallah. Yemekler harikaydı. Her şey harikaydı ama en ya, çok hoşumuza giden sizin orada olmanız. Evet. Kardeşim yemekler anlatılacak gibi değildi maşallah. Ha bu resmin devamı gelecek mi? Gelecek. 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 Acele etmesinler. Sofradan şöyle acele acele bir göreyim sofrayı bir daha. Kardeşim ben böyle yaş günü görmedim yani. Gördüm de yani bu kadar sık görmedim diyeyim yani. Maşallah. Sizin varlığınızla her şey çok güzel oldu. Maşallah. Maşallah. Efendim, yemek yedik, müzik dinledik, evet. Sohbet. Evet. Haliyle dans da var. Evet. Evet. Efendim. Nedir? Helal. Evet. Helal. Çünkü İnşallah. Orada küfür yok, evet. Müşrik yok, evet. Eziyet veren yok. Allah yiyin için israf etmeyin diyor. Elhamdülillah. De ki Allah'ın verdiği bu rızıkları size kim haram etti? Haram edemez. Helaldir. Dünyada da ahirette de müminlerindir diyor Allah Kur'an'da. Maşallah. Ne güzel. Evet teşekkür ediyorum. Vay 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 Ankara'da aslanlar hocam diyorlar. Hocamızı seven kardeşlerimizle sizi izliyoruz diyorlar. Göreyim. Görebilirsin.